Şimdi girip çıktığı söyleniyor. Yani bunu Kürt kaynaklar bu şekilde ifade ettiler. Yani şurası doğru. Yani bu olaydan bağımsız olarak söylüyorum. Sınırda konuşlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları yer yer Kobani'ye, Tel Aviv'e, ondan sonra içeride Fırat Kalkanı operasyonu olduğu bölgelerde Membiş taraflarına, Tel Rifat'a ya da Afrin'e atışlar yapıyor. Sürekli olarak bu atışlar söz konusu ve burada can kayıpları da yaşanıyor. Zararlar söz konusu. Türkiye bir gerilim siyaseti izliyor ve fırsatlar buldukça da sınır ötesi hareketler diyebileceğimiz hareketler ya da doğrudan saldırılar gerçekleştiriyor. Burada Kürtlerin burada kurmaya çalıştıkları genel kanton sistemiyle başladı. Şimdi federal bir yapıya doğru evriliyor. Bu yapıyı önleyebilecek müdahalelerde bulunmak. Şimdi bu müdahalelerin önünü Amerikan yönetimi ve Rusya kesiyor. Yani daha önce hatırlarsan çok ciddi bir saldırı oldu. Yani YPG karargahı vuruldu. Bu önemli bir hava operasyonuydu. Türkiye'nin bu bölge ilk hava operasyonuydu. Şengale Herkes Irak tarafında Şengale yapıldı. Ancak karşılığında Amerikan yönetimi bir bayrak gösterisiyle burada Kürtlere karşı saldırıya müsamaha etmeyeceğini söylemeye çalıştı. Afrin için de Amerikan yönetiminin zaten herhangi bir şeyi yok. Yani bir taahhüdü yok. Ama Amerikan yönetiminin Rakka planlarını etkilediği anda ağırlığını koyuyor. Nasıl etkiliyor? Yani Afrin, eğer Kürtler Afrin'i korumak için Rakka operasyonundan geri çekilirse bu benim de planlarımı etkiler diyor ve Ankara'yı bu anlamda markajı alıyor.